Merhaba, yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşamki masalımın adı Patron Kim? Acaba patron kim? Hiç ormanda patron olur mu demeyin. Çünkü hikayemiz büyük bir ormanda geçiyor. Bu ormanda hayvanlardan başka yaşayan hiç kimse yok. Daha önce bu ormana giden bir tane bile insan olmamış. Ve bu ormanda o kadar çok hayvan yaşıyor ki sineklerden örümceklere, aslanlardan kaplanlara, zürafalardan fillere, timsahlardan bukalemunlara, kertenkelelerden leyleklere, bir sürü ama bir sürü aklınıza gelebilecek bütün hayvanlar bu ormanda yaşıyor. Burası ıssız bir yağmur ormanı. Gel zaman git zaman bu hayvanlar aralarında bir çekişmeye düşmüşler. Vay efendim benim söylediğim olacak. Vay efendim hayır senin söylediğin olmayacak. Tabii bu tartışmayı kim çıkartıyor onu bilmiyoruz. Ama tartışmanın başında ilk başta ormanlar kralı olarak bildiğimiz aslan bütün hayvanların arasına gelir. Wow, kocaman kükremesiyle yelelerini şöyle bir salladıktan sonra pençelerini çıkartır ve diğer hayvanlara şöyle söyler. Wow, beni dinleyin. Ben ormanlar kralıyım. Bunu sadece siz değil, insanlar da çok iyi bilir. Özellikle bu masalı dinleyen çocuklar da bilir ki aslan her zaman ormanın hakimidir. Kral benim. Ben ne söylersem o olacak der. Aniden etrafta bir sessizlik olur. Bütün hayvanlar birbirlerine bakar. Aslında onu kimse kral olarak seçmedi. Acaba nasıl oldu da bir anda aslan ortaya çıkıp ben kral oldum, yani bu ormanın patronu benim diyebiliyor ki? Hayvanlar aralarında fısır fısır konuşmaya başlayınca ağacın tepesinden bir ses geldi. Hayır diye incecik bir ses bağırdı. Sen bu ormanın kralı falan değilsin. Sana kimin patron olduğunu göstermenin zamanı geldi. Hı? Bütün hayvanlar sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştılar. Ardından maymun gibi herkes ağaca baktı ve yine göremediler. Ardından ağaçtan küçücük bir şey sallandı. İncecik ayakları fıtır fıtır oynuyordu. Küçücük siyah kafası ve tüylü ayakları vardı. Bu minnacık şey bir örümcekti. Ve örümcek konuşmaya devam etti. Ağaçtan sallana sallana. Bana bakın dedi. Ben asla bu aslanın kral olmasını kabul etmiyorum. Bence ben ondan daha güçlüyüm. Aslan kendini tutamadı ve puha gülmeye başladı. Bana bak dedi örümcek. Sen küçük bir böceksin. Nasıl olacak da bu koca ormana krallık yapabileceksin ki? Senden patron falan olmaz. Patron benim dedi. Ardından örümcek ona cevap verdi. Hadi bakalım dedi. Var mısın benimle yarış yapmaya? Kim kimi yenerse patron o olacak. Sen büyük olabilirsin. Güçlü olduğunu zannediyor olabilirsin. Ama ben senden daha akıllıyım dedi örümcek. Bütün hayvanlar bir anda dona kaldı. Şuna bakın dedi. Küçücük bir örümcek bütün cesaretiyle sen kral değilsin. Patron sen olamazsın diye... Bizim koca ormanlar kralı aslana kafa tuttu. Acaba ne olacak? Sessizlik ardından mırıltılarla bozuldu. Fısır 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 fısır. Bütün hayvanlar konuşuyordu. Acaba şimdi ne olacaktı? Aralarında çekinenler de oldu. Umarım kahve çıkmaz diye. Aslan hemen bu sessizliği bozdu. Roar! Bana bakın, herkes sessiz olsun. Bu örümceğe gününü göstermenin zamanı geldi. Patronun kim olduğunu görecek dedi. Ve örümcek de aslan bir anda maalesef kavgaya tutuştular arkadaşlar. Ve örümcek aslanın etrafında ağlarını örmeye çalışırken tabii ki aslan oldukça güçlü. Bir anda örümceğe nefesini toplayıp üflemesiyle birlikte zavallı örümcek dalların arasında kayboldu gitti. Aslan döndü ve şöyle dedi. Gördünüz mü? Kral benim, beni kimse yenemez. Haklı mı değil mi bilmiyorum ama herkes bir anda bu sessizlik içinde krala bakarken, yani kral olduğunu, patron olduğunu söyleyen aslana bakarken bir ses duyuldu. Uçan küçük bir kara sinek. Olamaz. Yoksa kara sinek de bizim örümcekle aynı kaderimi paylaşacaktı. Küçük kara sinek uçup yaprakların birine kondu ve konduğu yerden şöyle seslendi. Bana bakın. Bu aslan var ya bu aslan. Hiçbir işe yaramaz. Ben onu yenebilirim dedi.
Ve ne oldu derseniz? Bizim küçük sinek aslanın etrafında hızla uçmaya başladı. Ve aslan da pençelerini çıkardı. Swing! Ve o küçük sineği yakalamak için pençelerini havada bir o yana bir bu yana oynatmaya başladı. Ama küçük sinek örümcekten biraz daha akıllı çıktı galiba. Çünkü küçük sinek uçup uçup aslanın her seferinde burnuna, kaşına, kulağına, yelelerine konmaya başlamıştı. Ve küçük sinek nereye konarsa bizim aslan da pençesini oraya atıyordu. Aha, burnum! Aha, başım! Aslan küçük sineği yakalamak için resmen kendi pençeleriyle kendine zarar vermeye başladı. Sinek o kadar çevik ve o kadar hızlı uçuyordu ki aslanın etrafında. Aslan hiçbir seferinde o sineği yakalayamadı. Sonunda ne mi oldu? Hah, tabii ki aslan kendi kendini kendi pençeleriyle yaraladı. Ve olduğu yere yığılıp kaldı. Bütün hayvanlar bir anda sineğe baktı. Vay canına. Küçücük bir sinek kocaman bir aslanı yendi. Gördünüz mü? Sinek kazandı. Aslan patron değilmiş. Peki patron sinek mi? Diye düşünürlerken sinek ortaya çıktı. Zıp! Kondu kenardaki bir yaprağın üstüne. Gördünüz. Patron bundan sonra benim demeye kalmadı ki. Kenarda nilüfer yapraklarının üzerinde kocaman yanaklarını şişirmiş, perdeli ayaklarını açmış, yere dört ayağıyla oturmuş, vrak diye seslenen bir kurbağanın dili açık, hop, bizim sineği yakaladı ve açık, öbür tarafa tükürdü. Bir kurbağa, bir kurbağa az evvel aslanı yenen küçük sineği diliyle yakalayıp fırlatıp attı. Küçük sinek aslanı yenmesiyle övünüyordu ama küçücük bir kurbağanın salyalarıyla pıçık kenara yapışıp kaldı. Yani kral, yani yeni patron yoksa kurbağa mı olacaktı? İnanılır gibi değil. Önce aslan, sonra sinek, şimdi de küçük bir kurbağa. Kimse kurbağadan bunu bekleyemezdi. Kurbağa konduğu nilüfer yaprağından pıt diye bir kayalığın üzerine atladı. Bana bakın dedi. Ben bundan böyle ormanın yeni patronuyum. Bırak. Eğer bana karşı çıkan olursa demeye kalmadı. Kalabalığın arasından kocaman bir fil ayaklarını yere vurarak buf, 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 koşarak kalabalığı yardı, aralarına girdi ve kurbağanın kenarında bulunan gölete öyle bir sıçradı, öyle bir sıçradı ki hayatımda daha önce böyle sıçrayan bir fil ne duydum ne gördüm. Sıçrayıp kendine koşurt göletin içine attı. Göletten sıçrayan sular bir anda sanki kocaman dalgalar gibi bizim kurbağayı fışırt diye nehrin diğer tarafına atmaz mı? Az evvel o sineği yenmekle övünen kurbağa şimdi filin ona sıçrattığı suyla nehrin diğer tarafını boylamıştı. Peki sonra ne mi oldu? Fil koca hortumunu havaya kaldırdı ve bütün hayvanlara baktı. Bana bakın, ben ne aslan dinlerim, ne kurbağa, ne sinek, ne örümcek. Ben kocaman bir filim. Benim yenemeyeceğim kimse yoktur. Bundan sonra bu ormanın patronu benim, dedi fil. Ama fil bunu söylerken zürafa kalabalıktan uzun bacaklarını ata ata ilerledi, kocaman boynunu yukarı kaldırdı ve şöyle dedi. Bana bak dedi fil, ben senden daha güçlüyüm, tamam mı? Olamaz, yine kavga edecekler. Kavganın sonu hiçbir zaman güzel bitmez ki. Ve bizim zürafa filin yanında durduğu o kocaman Hindistan cevizi ağacının tepesine boynunu uzattı. Ağacın tepesindeki Hindistan cevizlerine pat 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 vurdu. Hindistan cevizleri o kocaman gülle gibi adeta futbol topu büyüklüğündeki ağır Hindistan cevizleri tek tek yere, yani bizim filin kafasına düştü. Donk 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 donk. Ne mi oldu? Kocaman fil Hindistan cevizlerinin kafasına düşmesiyle birlikte hop toprağın üstünde bayıldı kaldı. Zürafa tüm karizmasıyla şöyle bir etrafa baktı. Yani olacak şey mi? Sen gelmişsin burada hepimize patronluk taslıyorsun. İki tane Hindistan cevizi kafana düştü, patlatarak gittin dedi. Kocaman olabilirsin ama ben senden daha uzunum. Bundan böyle bu ormanın patronu benim demeye kalmadı.
küçük, mini minnacık. Herkes avuçlarını açsın bakalım. Avuçlarınızı açın. Avucunuzun içine sığabilecek kadar minnacık bir fare düşünün. Küçük bıyıklarını oynata oynata küçük fare bizim zürafanın ayaklarının dibine geldi. Ve ona şöyle dedi. Bana bak, bana bak. Ben patron olacağım. Sen patron olamazsın. Ha? Nasıl yani? Küçücük bir fare kocaman bir zürafayı yenebilir mi dersiniz? Bakın neler oldu. Bizim küçük fare zürafanın ayaklarının altında dolanmaya başladı. Bir o tarafa bir bu tarafa, bir o tarafa bir bu tarafa. Zürafa kocaman ince uzun ayaklarını pat 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 küçük fareyi yakalamak için toprağa vurmaya başladı. Ama fare o kadar hızlıydı ki fare zürafanın ayaklarının arasında adeta 8 çizerek dolaşmaya başladı. Bir o taraftan bir bu taraftan, bir o taraftan bir bu taraftan. Sonunda zürafa o kadar yoruldu ki o koca uzun ayakları bir anda birbirine dolandı ve pat! Zürafa da filin yanında yığılıp kaldı. Küçük fare zürafanın yığılmış bedeninin üzerine çıktı ve şöyle dedi. Görüyorsunuz. Artık bu ormanın patronu ben olacağım. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Gördünüz. Herkes herkesi yenebilir. Ama ben herkesi yenen herkesi yenerim dedi. Nasıl yani dedi bütün hayvanlar. Biz küçücük bir fareye patron mu diyeceğiz? Kral artık o mu yani? Hayır, bu böyle olmayacaktı. Ağaçların tepesinden parlak kanatlarıyla, küçük gagasıyla, kocaman yuvarlak gözleriyle pırıl pırıl bir papağan pırrrr yere indi. Küçük fareyi zürafanın üzerinden alıp pırrrr yeniden başka bir ağacın en tepesine çıkıp pat oraya bıraktı. Hadi bakalım. Bizim küçük papağan fareyi ağacın tepesine bıraktı. Ve fare meğer yükseklik korkusu varmış. Ağacın tepesinde dalları sıkı sıkı sarıldı ve tamam pes ediyorum. Beni papağan yendi. Patron papağan olacak dedi. Ve bizim patron bir anda başladı. Patron papağan, patron papağan, babacım babacım, patron papağan, patron papağan, patron papağan, patron papağan. Papağanın sesi bütün hayvanların kulaklarında öyle bir çınlamaya başladı ki patron papağan, patron papağan, patron papağan. Kimse bu patrona yani papağana boyun eğmek istemiyordu. Peki ne mi olacaktı? Aradan bir geyik kocaman boynuzlarıyla papağanın üzerinde durduğu ağaca doğru koştu, koştu, koştu. Boynuzlarıyla ağaca bir vurdu, bir daha vurdu, bir daha vurdu. Ve bizim papağan ağaçtan sallanıp pat diye geyiğin ayaklarının dibine düştü. Geyik şöyle bir baktı ona. Bana bak papağan dedi. Bundan sonra patronluk taslayamazsın. Boynuzlarımla seni hangi ağaca konarsan indirebilirim dedi. Papağan dedi ki tamam, tamam. Pes ediyorum, pes ediyorum, pes ediyorum. Ha, şimdi anlaşıldı. Ormanın yeni patronu geyik oldu arkadaşlar. Geyik tüm ihtişamıyla, kocaman boynuzlarıyla ormanda dolaşmaya başladı. Ortalık birazcık sakinleşmişti. Geyik, ben yeni patronum arkadaşlar. Artık ben ne dersem o olacak. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Lütfen beni rahatsız etmeyin dedi. Ve ormanın yeni patronu geyik sarmaşıkların arasına yemek yemeye gittiğinde ağaçların arasından fır bir şey sallandı. Sonra fır diğer tarafa, oradan diğer tarafa, oradan diğer tarafa derken bir maymun. Meğer oradan oraya bir ağaçtan bir ağaca sallanırken bizim geyiğin boynuzlarını sarmaşıklara dolamış. Bizim geyik yerde yemeğini yemeyi bitirdikten sonra kafasını bir türlü kaldıramadı. Çünkü sarmaşıklar o ihtişamlı, kocaman, görkemli boynuzlarına öyle bir dolamıştı ki maymun sarmaşıkları bizim geyik kafasını oynatamadı bile. Ve maymun diğer hayvanların yanına gitti. Görüyorsunuz ya dedi. Papağanı yendi diye. Kendini patron zannetti. Aslında yeni patron benim. Geyiği aranızda bir tek ben yenebildim. Gördünüz sanırım. Nasıl yani dedi aralarından biri. Gak! Patron sen olamazsın gak! Bu karganın sesiydi. Diğer hayvanların hepsi hatta fil ve zürafa bile yattığı yerden şöyle bir döndüler. Kargaya baktılar. Birbirlerine baktılar. Eyvah yine kavga çıkacak deyip kafalarını sakladılar. O sırada karga gak gak
kanatlarını açıp bizim maymunun etrafında uçmaya başladı. O kadar çok uçtu, o kadar çok uçtu ki maymun oldukça sinirlendi ve bizim kargayı yakalamak için tırmandı ağaçların tepesine. Geyiği yenerken kullandığı sarmaşıklar bu sefer kargayı yakalamak için hiç işe yaramadı. Maymun sarmaşıkları her seferinde kargayı yakalamak için ağaçtan ağaca fırlatıyor ama karga her seferinde hızlıca manevralar yapıp maymunun bu sarmaşıklarından kurtulmayı başarabiliyordu. Ne mi oldu? Maymun sonunda o kadar çok yoruldu ki pes ediyorum dedi. Maymun pes etti. Ormanın patronu karga ilan edilmek üzere. Karga o siyah ve parlak kanatlarıyla şöyle bir dala kondu. Pır 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 kanatlarını kapattı. Bana bakın. Ben insanlardan bile uzun yaşarım. Yıllarca size bundan sonra patronluk yapacağım. Ormanın yeni patronu benim dedi karga. Duydunuz herhalde değil mi? Pır 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 ama kanatlarını açamıyordu karga. Çünkü bizim karganın konduğu yerde hani bir örümcek vardı ya ağaçtan sarkan. O örümceğin evi vardı ve karganın kanatları örümcek ağına öyle bir dolanmıştı ki gak gak bizim karga asla oradan kurtulamazdı. Örümcek ağlarına dolandı. Nasıl yani? Patron kim olacaktı peki? Bu kavga sürüp gitti. Timsahlar sincaplarla, ardından kertenkeleler bukalemunlarla, küçük serçeler kocaman gergedanlarla hep tartıştılar ve kavga ettiler. Sonunda kazanan olmadı. Herkes bir şekilde birbirini yendi, birbirine yenildi. Günün sonunda bizim bu yağmur ormanlarındaki hayvanların hepsi yaralanmıştı. Birinin kolu sarılı, birinin gözü kapalı, birinin kulağı sarılı, birinin ayağı bandajlı. Hepsi yaralanmış ve sakatlanmıştı. Neden mi? Çünkü kavga ettiler. Ama sonunda hepsi yaralanınca şunu anladı. Tamam dediler hep bir ağızdan. Bizler kavga ederek hiçbir sorunu çözemeyeceğiz. Bundan sonra patron falan yok. Hepimiz eşitiz ve birbirimize bundan sonra her konuda yardım edeceğiz, her konuda fikrimizi soracağız. Anlaştık mı diye sordular ve hep bir ağızdan yine anlaştık diye bağırdılar. Öyle bir bağırdılar ki öyle bir anlaştık diye bağırdılar ki yankısı hala uzaklarda duyuluyor. Belki de gece arabalar sokaklarda durduğunda şöyle kulağımızı pencereye uzatırsak barış içinde yaşayan ve anlaştık diyen o yağmur ormanındaki hayvanların sesini belki de duyabiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşça kalın.